Bunlar bir kalsın başka. Daha önceden biliyorsunuz burası benim belediye başkanı seçildiğim zaman belediyeye aitti. Ama işte bir şekliyle Osman Kahveci Bey döneminde burayı tekrardan restore edip yapılıp belediyeye devredelim dediler. Sonradan da ne olduysa bilemiyoruz. Bazı kişilere ihaleyle verdiler. Şu anda geziyoruz işte bu alanda. Görmüş olduğunuz gibi her taraf harabe. Hiç kimse ilgilenmemiş. Gerçekten mahallenin de Karabüklerinde çok şikayeti olan bir bölge oldu burası. En sonunda tekrardan orman işletmesiyle işte görüşmelerimizin neticesinde biz kiralamayı, yani kiralama yöntemiyle orman işletmesinden almayı karar verdik ve kiralama sözleşmesi de bugünlerde bitmiş oluyor. Bittikten sonra yani vatandaşlarımızın en güzel şekilde kullanabileceği bir alan haline götüreceğiz. Temizliği yapılan, bakımı yapılan, vatandaşlarımızın rahatça yürüyüş yapabildiği, gece gündüz içerisinde gezebileceği piknik alanları gibi yani güzel bir alana çevireceğiz burayı en kısa zamanda. Önce temizliğini yapacağız, sonra projelendireceğiz. O kadar yapamasak bile ona yakın bir şeyler yapacağız. Yani şimdi bunun üstünde bir önce mimarları bir çalıştırmamız lazım. Ben onun için geldim buraya. Yani bizim hemen şunu şöyle yapalım, böyle yapalım diye karar vereceğimiz bir yer değil. Alan bir kere çok büyük. 370 dönüm bir alan burası. Yani bizim spor vadimizden büyük bir alan şu anda burası. Yani daha evvelden tabii bizim elimizde olsaydı bugüne kadar, yani bizim dokunuşlarımız olsaydı çok farklı bir yer olurdu. Yani herkes bunun farkını görecek. Karabük Belediyesi'nin eli değdikten sonra ne hale geliyor? En kısa zamanda göreceğiz bunu. Valla pandemi bu, yani durumu şöyle söyleyeyim. Son bulmasa bile gelip en rahat çay içebilecekleri, yani sosyal mesafeyi koruyabilecekleri bir alan burası yani. Karabük nüfusunun yarısı buraya gelmiş olsa arasında 5 metre mesafe olur. Yaşı orada iş bir ayrı fazla. Çok fazla, evet. Beraberlik gibi, evet.